Merhaba sevgili oyun gezerler. Bugün GİS'teyiz, günlerden pazar. Yanımızda Good Game Studios'tan Çağlar Eğer var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın hocam, görüşmeyelim? Valla iyi oldu. Görüyorsun, biraz kas yaptık falan. Yeniden yapalım. Evet, en son gördüğümden bu yana bayağı geçmişsin. Kendimi çok kötü hissediyorum. Nasıl gidiyor abi, görüşmeyelim? Valla iyi gidiyor. Gördüğün gibi işte geldik İstanbul'a tekrar. Evet. En son görüşmemiz ne kadar oldu? Neredeyse 3-4 sene oldu. 3-4 sene oldu. 3-4 sene oldu. İşte yani, buradayız. Good, yani öncelikle tanımayan izleyeceğimiz için bir hem kendinden hem de Good Game Studios'tan bahsedebilir misin? Tabii ki. Adım Çağlar Eğer. Good Game Studios'ta çalışıyorum yaklaşık 3-4 yıldır. Orada iş geliştirme müdürüyüm. Önce MENA ve Türkiye'ye bakıyordum. Artık international olarak business development artı strategic partnerships ile ilgileniyorum. Bayıldım. Stratejik partnerships. Yani bayağı abi, bir uzun bir... Seninle 3-4 önce görüştüğümüzde evet. Yani Orta Doğu MENA bölgesi için bakıyordun. Şimdi genel bakıyorum hepsine diyorsun. Herkese bakıyoruz böyle. Sen beni 3-4 yıldan beri ne kadar geliştim söyleyeyim mi? Ben hala buraya bakıyorum, Türkiye. Hala buraya. 3-4 yıl önce de buraya bakıyordum. Devamlı ama buraya bakıyorum. Transfer oldun İzmir'den İstanbul'a. Evet, İstanbul'a geldim. İstanbul'a ya. Geldin yani. Ben dedim şeyler oluyor. Oluyor işte, görüyoruz yani. Peki Good Game Studios neler yapıyor? Hep oyun ve mobil oyun geliştiriyoruz. Şu an yani ben başladığımda 2012'de yaklaşık 150-200 kişiydik. Şu an 1300 kişiyiz. Her şeyi A'dan Z'ye kadar in-house. Yani her şeyi içeride geliştiriyoruz. Ve community management'i çoğu şirketler mesela outsource yapıyorlar. O bile içeride 120 kişiyle her dili destekliyoruz. Daha rahat oluyor değil mi sizin için de? Yani şimdi, müdahale olması açısından veya kesinlikle, kontrolünüzde olması açısından işlerin. Kesinlikle. Yani şimdi 1300 kişiyiz ama çoğu insanı göremediğimiz halde bir e-mail attığımızda direkt cevap geliyor. Çünkü hepimiz aynı time zone'da olduğumuz için. Çok önemli şeylerden biri. Peki oyunlarınız neler? Oyunlarımız şu an en iyi giden oyunlarımızdan biri Good Game Empire web'de. Yaklaşık 85-90 milyon oyuncumuz var. Bizim nüfustan fazla. Bizim nüfus kadar neredeyse. Yani neredeyse. Bizim bir de gelmiştir oraya. Aynen. Bir de Big Farm bir oyunumuz var bayağı casual olarak. Sonra Empire for Kingdoms, yani Empire'ı web'de de yayınladık. Gayet iyi gidiyor. Türkiye'de nereden bakarsan yani çok sevilen bir oyun. Daha dün Google Play Store'a bakmıştım. 4 North'da 2 review'lar yani 5 star neredeyse. Evet. Çok iyi beğenilmiş. Bundan sonraki süreçte şu an buradasınız, gördünüz. Mesela GIST'i nasıl buluyor hocam? GIST gerçekten 10 numara. Yani ne desem, yani kötü bir şey desem çok büyük bir yalan söylemiş olurum. Yani gerçekten geldiğime çok mutluyum. Tabii ki İstanbul'umu da özlemiştim. Ama normalde merkez? Merkez Hamburg'da, Almanya'dayız. Biraz Türkçemden herhalde fark ediliyor biraz. Hiç fark yamuk olduğunu. Ben. Müthiş bir Türkçe ya. Evet, ben de Almancayı böyle konuşuyorum gerçi. Gerçekten mi? Tabii, o zaman. Tabii iyi bedi, danke, bu kadar bitti. Wow. Benim aksanım süper. 10 milyon. Bundan sonraki süreçteki planlarınız ne? Mesela biz Türk oyuncular olarak hani ne bekleyelim bu game'den? Ne bekleyelim? Yani bundan 3 yıl önce geldiğimde dediğim gibi de her çıkardığımız oyunlar kesinlikle Türkçe'de de çıkacak. Yani localization yap. Kesinlikle. Türkiye bizim için en önemli pazardan biri. Mesela, onu da soracağım zaten. Yani dünyaya göre, çünkü tüm dünyayla irtibat halindesiniz, tüm dünyaya bir oyun sunuyorsunuz yani. Türkiye'yi nasıl buluyorsunuz? Ben merak ediyorum sizin bakış açınızdan Türkiye nasıl bir pazar? Kesin yani ben başladığımda 2012'de daha zaten şirketin hiti daha yeni çıkmıştı, Good Game Empire. Daha yavaş yavaş büyüyorduk. Ve şimdiye baktığımda Türkiye bizim bütün dünya şeyinde içinde 10. yani ilk 10'da yer alıyor. İlk 10'da yer alıyor. Evet, bütün dünya arasında. Mobilde ilk 10'da yer alıyor. Peki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Geleceği çıkar ya, mı oraya 1'e 2'ye? 1-2 belki zor da. 1-2 oraya da çıkabilir açıkçası. Yani oyunun mekanikleri çok iyi olduğu için çıkabilir ama bunu Empire for Kingdoms için çıkmazsa bile Legends of Honor yeni çıkan oyunumuz. Bu şimdi daha 2 hafta 3 hafta oluyor. Web'de yayınladık. Bunun da şimdi Mayıs-Haziran'a doğru mobil oyunu çıkacak. Ve orada daha fazla, daha da yukarılarda olacağına eminiz. Sizin için Türkiye önemli bir pazar aldığınız kesinlikle. Yani. Peki Türkiye'deki oyuncu profilini nasıl buluyorsunuz? Yani mesela ben uzaktan baktığımda şöyle görüyorum. Türkiye'de işte ücretsiz oyunlar oynayan bir kitle var. Mobil oyunlara, web oyunlara ilgi gösteriyorlar ama mesela para harcama olayı veya işte monetization dediğimiz oyunların para kazanması için olay. Hani Türk oyuncuları bu tarz oyunlara para harcıyor mu? Bu tarz oyunlara bir gelir sağlıyor mu? Yoksa hani biz daha çok ücretsiz oynayıp kenara çekilip başka oyunları mı yelken açıyoruz? Ben top 10 dediğimde revenue tarafından yani. Öyle mi? Gelir kısmı evet, için? Evet, monetization için konuşuyorum. Ha. Ve Türkiye kesinlikle oyun güzelse, oyunun mekanikleri güzelse. Bak, oynayanlar bir bağırıyor. Evet, bağırıyorlar, görüyorsunuz. Oynuyor, herkes, good game, good game diye bağırıyor. Hayranlar şu an kameranın arkasında evet, el sallıyor. Çok el sallıyor. Biraz sakin olun arkadaşlar.
Yani şimdi heyecan yapmayalım. Şey konuşuyoruz burada, kusura bakmayın arkadaşlar. Yani gerçekten eğer oyun güzelse, oyun iyiyse insanlar sadıklar oyun... yani. Evet, kesinlikle. Çünkü sonuçta herkes biliyor, free to play olduğu halde de bir emek var bu işin arkasında. Ve sürekli, yani şimdi bizim Empire for Kingdoms'ı atıyorum Clash of Clans'la kıyaslarsak, Clash of Clans 12 ayda 3 tane büyük update atıyor. Biz bunu 12 haftada atıyoruz. Her hafta neredeyse, her ikinci, her üçüncü hafta büyük bir content update atıyoruz ki oyuncularımız oyundan zevk alsınlar. Yani sürekli aynı oyunu oynamıyorlar. Yani... Oyun o kadar değişti ki artık Empire for Kingdoms 3, 4, 5. versiyonu gibi. Geri dönüşlere hemen dikkat alıp ona göre kesinlikle bir aksiyon geçiyorsunuz yani. Peki şey de soracağım. Abi bulmuşken tecrübeli bir insan burada şimdi yanımızda. Türkiye'de en çok merak eden konulardan bir tanesi şu. Çünkü çok fazla insan var oyun geliştirmek isteyen ki siz de tanışmışsınızdır, görmüşsünüzdür yani. Kesinlikle. Bir şeyler yapıyorlar. Çok da güzel yapımlar gördük burada. Ben beklediğimden çok daha iyi yapımlarla karşılaştım indie standında. Kariyer olarak mesela bir oyuncu şu anda Türk bir geliştirici ne yapmalı? Nelere yönelmeli? Mesela mobil pazara mı ağırlık vermeli? Nasıl bir yol çizmeli kendine? Ufak tefek tiyolar alabilir miyiz? Yani geçen 2-3 hafta oluyor şeydeydim. Pocket Game'a ve Mobile Games Forum'a gitmiştim Londra'da ve küçük bir yani bir masada round table'da Rob Small, Miniclip'in CEO'su, Agario'yu çıkaran arkadaşlar ve 8Pool'u çıkaran arkadaşlar. Onlarla konuşuyorduk ve onlara göre ve bence de bir indie olması lazım ve indie kalması lazım belirli bir süre için. Anladım. Çünkü bazen yani indiler de gerçekten büyük rakamda yani büyük revenue yapabilir kendi bünyesinde. Tabii ki 1300 kişilik şirket olduğu zaman iş değişiyor. Daha fazla rakamlar, daha büyük rakamlar yapman lazım. Ama bir indie için önemli olan şeylerden biri bence sales. Yani satış, pazarlamaya çok yakın değildir. Evet. Bu çok önemli olan şeylerden birisi mesela. Yani dünyada sadece Apple App Store ile Google App Store yok. Yani Amazon App Store var. Sonra Samsung'un App Store'u gittikçe büyüyor, Huawei var, Kavibazar var vesaire, yani çok çok daha var. Yani zaten bizim indilerin, sözünün arasına girdim, bizim indilerin en büyük sıkıntısı da şey, oyunu yapan ekip ama oyunu yapmak demek pazarlayabilmek anlamına gelmiyor. Oyun çok nitelikli olsa bile pazarlamada sıkıntı yaşayabiliyor insanlar yani. O yüzden o konuda hep böyle bir şey var. Hani nasıl bir şey yapalım gibi bir arayış var yani. Yanlış yapılıyor, doğru yapılıyor bilmiyorum ama tabii işin asıl kısmı biraz da %50'si geliştirmekse belki %50'si de onu satabilmek kesinlikle, oluyor bir noktada kesinlikle. Yani. Yani bu şeylerden yani pazarlamaya daha fazla öğrenmek için bu tür fuarlara girip de bu tür talkları dinleyerek kendini geliştirebilir arkadaşlar. Ve bu çok önemli. Yani bakıyoruz burada arkadaşlar speaker, panel discussion falan oluyor. Daha fazla insan bekliyoruz aslında ki öğrenmek için, tecrübemizi arkadaşlara vermek için, pazarı büyütmek için. Evet. Yani ve GIST'in de o yönünü vurgulamak lazım. Burada gerçekten de firmalarla görüşmek, konuşmacı insanlar ve çok fazla bir alan var burada yani. Evet. Yani kariyer alanı çizmek için, kariyer için gelip burada gayet network yapabilirsiniz yani. Kesinlikle. O açıdan çok başarılı bulduk GIST'i. Artık hani bu sene olmadı diyorsanız seneye en azından. Umarız bir aksilik olmazsa tekrar GIST'i görürsek seneye en azından gelin deriz kesinlikle yani. Kesinlikle gelin. Legends of Honor çıkış yaptı. Nasıl bir oyun hocam? Nasıl bir oyunla karşılaşacak oyuncular? Oyuncular nasıl bir karşılaştı oyunca? Karşılaştı daha doğrusu. Karşılaştı evet. Oyun daha dinamik olacak. Bildiğiniz strateji oyunlarından. Mesela genelde bir kaleden bir kaleye savaş yapıldığı zaman sadece o kaleler strateji oyunlarda savaşıyorlar. Pek bir şey göremiyoruz. Action göremiyoruz. Bizim oyunda şimdi hem kaleden kalede savaşma var hem de dünya haritası üzerinde hero'n olacak ve hero'larınla da savaşabiliyorsun. Ve bu hero'ları level up yapıyorsun. Ondan sonra yani daha çok çok içerik ekleyeceğiz. Mesela ileride düşünüyor arkadaşlar dragon olacak. Sonra Lion falan yani farklı farklı ittifaklarla savaşabileceksiniz. Ve sürekli aksiyon içinde olacak. Oyun içinde de bir iki farklı bir oyun da olacak. Anladım. Oyun içinde oyun yapacaksınız. Oyun içinde oyun olacak. Oyun evet. Peki şu an sadece web üzerinden, browser üzerinden oynanabiliyor. Ücretsiz mi? Ücretsiz. Ücretsiz. Gayet güzel. Mobil için de çıkış yapacak dediniz. Ne zaman evet. Mobil için çıkış yapacak? Mayıs-Haziran gibi. Mayıs-Haziran gibi. Yani mobil versiyonunda takipte kalın Mayıs-Haziran kesinlikle gibi diye. Var mı hocam ekleyeceğiniz bir şey? Başka bir şey yok. Her zaman İstanbul'a gelmek çok güzel bir şey ve GIST de çok güzel ve Enis'i de görmek süper. Selfie de çekmiş olduk. Aynen, selfie'miz de çekmiş olduk. Tekrardan görüştüğümüze çok sevindim. Aynen. Çok kasıt olduğunu ama ben de fena değilim. Ben de fena değilim abi. Kötü ki falan. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Peki var mı hocam bahsetmek istediğiniz ekstra bir şey? Başka ekstra bahsetmek istediğim bir şey var mı? Çok güzel bir soru. Var mı?